Merhaba arkadaşlar, ben Sait Atik. Arkadaşlar bu muhabbetimizde öğrencilerimizin çoğunlukla yaptıkları matematik öğrenirken büyük hatalar üzerinde duracağız. Bir 5-6 madde derledim. Birinci olarak arkadaşlar, yanlış kaynak çözme. Hatta 2021'deki sorulardan sonra 2022'de bunun çok daha tekrar edeceğini düşünüyorum. Sorular zor geldi diye oturacak, damar damar kitapları çözecek. Ya da ben çözemiyorum diye oturup ağlayacak, morali bozulacak, hazır yapacak olduğunda yapamayacak. Önce seviyenize uygun orta düzey bir yayınla başlayın. Sonra bir tık bir tık kademe kademe arttırabilirsiniz. Benim hedefim ilk 20 bin arkadaş. Ben orta seviye kaynakla uğraşamam diyen arkadaşlar için lütfen arkadaşlar, bu sefer iş biraz ezbere kaçar. Orta düzey, hatta klasik ağırlıklı o formüllerin sözel olarak yorumlamasını yapabileceğiniz yayın üzerinden başlamanız kesinlikle faydanıza olur diye düşünüyorum. Bu yıl sorular zaten öyle oldu. Yani kaldırabileceğinizin üzerinde bir yük taşımaya kalkarsanız altında ezilirsiniz. Ya da çok hafif yük taşımaya çalışırsanız bu sefer de boşu boşuna çalışmış olursunuz arkadaşlar. Peki çözdüğünüz yayının sizin seviyenize uygun olup olmadığını nasıl anlayacaksınız? %80-70 civarı, yani 10 soru çözdüğünde testten 7'sini 8'ini çözüyorsan arkadaşım, bil ki o yayın senin seviyene uygundur. Bu yayını bitirdikten sonra bir tık arttırarak devam etmen gerekiyor. İkinci hata ise arkadaşlar, matematik kesinlikle yazarak, çizilerek öğrenilir. Ama bizim öğrencilerimiz hiç yazıp çizmezler. Formülleri bile akılda tutmaya çalışırlar, hiç not almazlar. Lütfen arkadaşlar, çalıştığınız konunun kurallarını ve dipnotlarını, uyarılarını, ikazlarını kendi anladığınız şekilde not çıkartın ve bu notları önümüzdeki gelecek olan süreçte de döndürün. Yine öğrencilerimizin yaptığı bir başka hata, bir hafta 10 gün bir konuya çalışır, ondan sonra denemeler üzerinde o konuyu götürmeye çalışır. Arkadaşlar bu yeterli olmuyor, bir müddet sonra konu unutulmaya başlıyor. Bir tane de yayını, soru bankasını böyle her konudan ikişer test, ikişer test çözecek şekilde sene sonuna kadar baştan sona konu tekrarı amaçlı kullanmanın yine doğru bir tercih olduğu kanaatindeyim. Üçüncü hata ise arkadaşlar, bence en önemlisi de bu. Çözülemeyen soruların çözdürülmemesi ya da çözdürüldü ise analizinin yapılıp daha sonra tekrar elden geçirilmemesi. Çözdüğünüz soruları zaten çözüyorsunuz. Çözemediğiniz ve çözdürmediğiniz her bir soru sizin için kayıptır arkadaşlar. Çözemediğiniz her soruyu çözdürün. Çözdürmeniz yetmiyor. Çözdürdüğünüz gün ya da ertesi gün o soru üzerinde bir daha fikir alışverişi, kendi yorumlamanızı katın işin içine. Çözen adam nasıl çözdü? Ve yapılan çözümü silin. Bunu bir havuz gibi, bir kavanoz gibi, ne bileyim bir poşetin içinde, bir zarfın içinde biriktirin. Yaklaşık 3 hafta, 4 hafta, 1 ay, 1,5 ay geçtikten sonra o soru havuzunun içinden sorularınızı çıkarın arkadaşlar. Onar onar bir daha çözmeye çalışın. İnanın, çözdürdünüz, analiz ettiniz, sildiniz, yine çözemedikleriniz çıkacak. Yine çözdürüyorsunuz ve bu şekilde soru üzerinden konuyu pekiştiriyorsunuz arkadaşlar. Sürekli aynı şeyleri çözüp durmanın bir anlamı yok. Dördüncü hata ise arkadaşlar, hemen benim türev öğrenmem lazım. Bak bu yıl oradan çok geldi. İntegral öğrenmem lazım. Olmaz, öğrenemezsin kurban. Şimdi arkadaşlar, TYT matematiğinde sayılar, problemler, permütasyon, kombinasyon, olasılık bölümü, burası ayrı bir bölüm. Şunu unutmayın arkadaşlar, ben TYT konutumu bitirdim derseniz yanılırsınız.
TYT konuları matematik adına konuşuyorum. Asla hiçbir zaman bitmez. Ancak siz ne yaparsınız? Baştan alır sona gelirsiniz. Sonra baştan alır sona gelirsiniz. Bu turlamadır arkadaşlar. Döndürmedir. TYT konularını ancak turlaya turlaya öğrenirsiniz. Zaten hiçbir zaman da %100 öğrenemeyeceksiniz. Öğrenseniz de süreye takılacaksınız büyük bir ihtimal. Ancak AYT konularına gelince arkadaşlar, ben şu limiti bir hallediyorum. Logaritmayı hallediyorum. 12'nin konuları bunlar. Halledemezsin. Önce konu sırası önemlidir arkadaşlar. 10. sınıfın fonksiyon, 2. dereceden denklem, polinom, 11. sınıfın 2. derece fonksiyon, parabol, eşitsizlik çözümlerini öğrenemediğiniz sürece 12. sınıfın konularını öğrenirken çok ciddi zorlanırsınız. Türevde delta küçüktür 0, delta küçük eşittir 0. O kadar çok kullanılacak ki önce onun 2. dönemi ve 11'in başının sağlam bir şekilde oturtulması lazım. Hatta bu yıl limitle logaritmayı karıştırıp sormuşlardı. Hatta gerçi soruların birçoğunu karıştırıp sordular. Dolayısıyla konular arasında geçişi de yapabilmeniz lazım. Bilgi transferini yapabilmeniz lazım. 5. hata oldu galiba. İşte 3 ayım kaldı. Yetiştirebilir miyim? Limiti elesem, türeve çalışmasam. Bu bir ciddi hatadır arkadaşlar. Özellikle bu ilk yıl soruları gördükten sonra. Yine ben 5. hatanın içine katacağım bir başka durum. Çocuk iyi bildiği, çözdüğü, sevdiği konudan sürekli soru çözüyor. Ama öğrenmesi gereken konuya geçmeye bir türlü de cesaret edemiyor. Arkadaşlar bu yılki gelen soru dağılımı ve soruların sistemine baktığımızda pek de öyle bize insaflı davranmıyor. Genelde konular birbiriyle bağlantılı olarak geldi. Konu eleme lüksümüz yok. Bütün konuları öğrenmek zorundayız. Matematik zaten iç içe. Mesela limite çalışmış bir öğrencinin logaritması zayıftı ise bu yılki soruyu yapamamıştır. Logaritmaya çalışmış, limiti elemiş bir öğrencinin yine o soruyu yapması mümkün değil. Mesela polinom öğrencilerin genelde yaptıkları ve bir tane netim var diye kasalarak söyledikleri bu yıl bir tane soru sordu arkadaşlar. Büyük bir ihtimal yapan öğrenci sayısı bir elin parmağı kadar bir şey çıkar. Ve hemen başlardaydı. Polinomu da yapamadım diyerek yoluna devam eden duman oldu gitti. Dolayısıyla arkadaşlar konu eleme lüksümüz yok. Konu sırasını takip ederek aşağıdan yukarıya kadar, birinciden sonuncuya kadar bütün konuları, özellikleri ve özelliklerinin neden, niçin ile beraber öğrenmemiz gerekiyor. Ve öğrendiği, bildiği, iyi çözdüğü konudan sürekli soru çözmenin size bir katkısı yoktur arkadaşlar. Artık sen 10 sorudan 8'ini yapıyorsan yeni konuya geçmen lazım. Bir sonraki konuya devam etmen lazım. Yine orada da 10 soruda 8'ini yapar duruma gelene kadar mücadelesini vermen lazım. Ben 12. sınıflar içinde bir video atmıştım. Dikkat etmeli çiçeği burnunda 12'ler diye. Önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Bize desteğinizi de esirgemezseniz memnun kalırız. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek dileğiyle.